Merhabalar, bu videoda Türkiye'nin başkenti Ankara'da gezilebilecek 36 yerden kısaca bahsedeceğim. Anıtkabir, Ankara Anıttepe'de bulunan anıt mezarıdır. Anıtkabir'in yapımına 9 Ekim 1944'te başlanmış ve 1953 yılında ise tamamlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün edebi istirahatgahı Anıtkabir, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin en önemli yerlerinden birisidir. İstiklal, Hürriyet, Mehmetçik, Müdafaa-i Hukuk, Zafer, Barış, 23 Nisan kuleleri ile Aslanlı Yol, Tören Meydanı ve Mozele, Anıtkabir'in en önemli bölümleri arasında yer almaktadır. 1973'ten beri İsmet İnönü'nün kabri de Anıtkabir'dedir. Anıtkabir'in bir diğer önemli bölümü ise Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'dir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır. Ankara'da Anadolu'nun arkeolojik eserlerini sergileyen ve dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan bir müzedir. Bu müzede başlangıçta sadece Hitit dönemine ait eserler sergilenmiştir. Müze daha sonra diğer uygarlıklara ait eserlerle zenginleşmiş ve Hitit Müzesi olmaktan çıkıp Anadolu Medeniyetleri Müzesi haline gelmiştir. Müzede Paleolitik çağdan başlayarak günümüze kadar Anadolu arkeolojisi sergilenmektedir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa Müze Forumu tarafından verilmekte olan Avrupa Yılı Müzesi ödülünü 1997'de birinci seçilerek almıştır ve Türkiye'de bu ödülü kazanan tek müzedir. Müzede yer alan ve M.Ö. 6200'lerden kalan Çatalhöyük kent planını içeren harita, dünyanın bilinen en eski haritasıdır. Etnografya Müzesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır. 18 Temmuz 1930 tarihinde açılan müzenin önceleri arkeoloji müzesi olarak kullanılması düşünülmüş, sonradan resim heykel müzesi olmasına karar verilmiştir. Etnografya Müzesi, Türk sanatının Selçuklu devrinden zamanımıza kadar devam eden örneklerinin sergilendiği bir müzedir. Ankara Kalesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi bir kaledir. Ankara'nın en önemli tarihi yapılarından biri olan kalenin geçmişi M.Ö. 2. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Ankara Kalesi günümüze kadar Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından birçok kez tadilat geçirmiştir. Günümüzde Ankara Kalesi yılın belirli dönemlerinde özel festivallere ev sahipliği yapmaktadır. Çengel Han Rahmi Koç Müzesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır. 2005 yılında açılan bu müze, Ankara'nın ilk sanayi müzesi olma özelliğine sahiptir. Ankara Kalesi'nde Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilen Çengel Han adlı binada yer alan müzede 1850 yılından günümüze kadar sanayide kullanılan çeşitli ekipmanlar, ilk daktilo, ilk televizyon ve taşımacılıkla ilgili objeler sergilenmektedir. Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara'nın Ulus Meydanı'nda yer alan iki katlı bir bina olup, Türkiye'nin 23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında kullandığı ilk meclis binasıdır. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi binası dışında çeşitli amaçlar içinde kullanılmıştır. Son olarak 23 Nisan 1981'de Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Londra ve Sev Antlaşması'na ait dokümanlar, çeşitli devlet yazışmaları, fotoğraflar ve büyük taarruza ait hatıralar müzenin en dikkat çekici kısımlarıdır. Cumhuriyet Müzesi, Ankara'nın Ulus semtinde yer almaktadır. Burası 1924 ile 1960 yılları arasında hizmet veren 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasıdır. 30 Ekim 1981 yılından itibaren Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet vermektedir. Cumhuriyet Müzesi son olarak 2008 yılındaki yenilemeden sonra ziyarete açılmıştır. Müzede ilk 3 Cumhurbaşkanı dönemini yansıtan olaylar, özel eşyalar ile meclis kanunları sergilenmektedir. Augustus Tapınağı, Ankara'nın Ulus semtinde bulunmaktadır. Hacı Bayram Mahallesi'nde yer alan yapının çevresinde birçok önemli gezi noktası vardır. M.Ö. 25 yılından sonra Frigya tanrısı Men adına yapılmış olan tapınaktır. Bugün kalıntıları bulunan tapınak ise son Galat hükümdarı Amintos'un oğlu Kral Plamenos tarafından Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere yapılmıştır. Yapıya Bizanslılar zamanında çeşitli eklemeler yapılmış ve pencereleri açılarak yapı kilise haline getirilmiştir. Augustus Tapınağı çeşitli tadilat ve düzenlemelerle günümüze kadar ulaşmış Ankara'nın en önemli tarihi yapılarından biridir. Yapı 14 Ekim 1972 tarihinde 1. derece kültür varlığı olarak tecillenmiştir. Hacı Bayram Camii, Ankara'nın Ulus semtinde yer almaktadır. Hacı Bayram, Ankara'nın en önemli camilerinden birisidir. 1428 yılına dayanan tarihe sahip caminin bahçesinde bu yapıyı adını veren Hacı Bayram'ın türbesi yer almaktadır. Hacı Bayram Veli'nin torunlarından Mehmet Baba'nın 1714 yılında restore ettirdiği cami son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiş ve 2011 yılında ibadete açılmıştır. Ankara'nın Çankaya semtinde bulunan Atakule, Ankara'nın simgelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. 13 Ekim 1989 tarihinde açılan Atakule, Türkiye'nin ikinci, Ankara'nın ise ilk alışveriş merkezidir. 125 metre uzunluğa sahip olan Atakule, döner restoranı ile meşhurdur. Günümüzde ilk açıldığı günlerin ihtişamından çok uzakta olan Atakule, şu an için tadilatta ve çok yakın bir zamanda yeni yüzüyle Ankaralıların hizmetine girecek. Hamamönü, Ankara ilinin Altındağ ilçesinde bulunan tarihi bir semttir. 19. yüzyıl sivil mimarlık örneği binaları restore edilerek oluşturulmuştur. Tarihi Karacabey Hamamı burada bulunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy Parkı ve parkın içerisinde Mehmet Akif Ersoy Müzeevi, Hamamönü'nde yer alan önemli yerlerdir. Son dönem Osmanlı zamanından kalma evler tamamen Türk motifleriyle bezenmiş olup sokaklarda gezdiğinizde kendinizi 19. yüzyıldaymış gibi hissedebilirsiniz. Burada adeta günümüzden 150 yıl öncesinin sosyal yaşamını teneffüs edebilirsiniz. Kocatepe Camii, Ankara'nın en önemli dini yapılarından birisidir. İnşasına Ankara'nın Kocatepe semtinde 1967'de başlanan fakat ilk tasarımın fazla modern bulunmasının ardından proje değişikliği ile ancak 1987 yılında tamamlanan caminin açılışı Turgut Özal tarafından yapılmıştır. 4500 metrekarelik alana sahip olan camide konferans salonları, kütüphane ve ticarethaneler yer almaktadır. Gençlik Parkı, Ankara'nın tarihi parklarından birisidir. Ankara'nın Altındağ ilçesinin Ulus semtinde bulunan park, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bataklıklarla kaplı olan 28 hektar büyüklüğündeki arazi üzerine kurulmuştur. Parkın inşaatına 1936 yılında başlanmış ve 19 Mayıs 1943 günü hizmete açılmıştır. 1951 yılında gösteriyle gelen İtalyan oyuncu parkı Luna Park'ın benzeri Gençlik Parkı'nın içinde kuruldu. Şu anda yeni Luna Park aletleri gelen Luna Park'ta özellikle 150 metrelik dönme dolap ve 45 metrelik asansör dikkatleri üzerine çekmektedir. Kuğulu Park, Ankara şehrinin Kavaklıdere mahallesinde bulunan şehrin meşhur parklarından birisidir. 1958 yılında açılan Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Polonya Caddesi'nin arasındadır. Parkın havuzunda kuğular, kazlar ve ördekler yer almaktadır. Seymenler Parkı, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 1983'te açılan parktır. 67 bin metrekarelik bir alanı kaplayan parkın içinde havuzlar, çocuk bahçesi ve zaman zaman konserlerin verildiği bir amfiteyatro da yer almaktadır. Harikalar Diyarı, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Fatih semtinde bulunan ve 1 milyon 300 bin metrekarelik alanıyla Avrupa'nın en büyük parklarındandır. Harikalar Diyarı 5 Ekim 2004 tarihinde açılmıştır. Bu parkta halı sahalar, basketbol sahaları, tenis kortları, mini golf sahaları, go-kart alanı, kaykay pisti ve 5000 kişiye oturma kapasiteli Nejat Uğur Amfitiyatrosu bulunmaktadır. Abdi İpekçi Parkı, Ankara'nın Sığıye Meydanı'nda bulunan bir parktır. Abdi İpekçi anısına 1981 yılında hizmete açılmıştır. Parkın alanı 36.800 metrekaredir. Parkta geniş çim alanları, havuz, çay bahçesi, çocuk parkı ve gökyüzüne açılmış iki el figürünün oluşturduğu bir heykel bulunmaktadır. Kurtuluş Parkı, Ankara'nın en tanınan parklarından birisi olup 1980 yılında açılmıştır. Fidanlık Mahallesi'nde yer alır. Ada eskiden bağlı bulunduğu Kurtuluş Mahallesi'nden gelmektedir. 110.000 metrekarelik bir alana sahiptir. Ankara Botanik Parkı, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 65.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu parktır. Park, Çankaya Caddesi ile Cinnat Caddesi arasında 1970 yılında kurulmuştur. Parkın ortasında bir havuz, çocuk bahçesi ve çiçek serası vardır. Göksu Parkı, Ankara'nın büyük parklarından birisi olup Eryaman'da eski Susuz Göleti üzerine kuruludur. Bu park 2003 yılı Haziran ayı sonunda hizmete açılmıştır. Parkın toplam kullanım alanı 508.000 metrekaredir ve bu alanın 127.189 metrekaresi göletten oluşmaktadır. Göksu Parkı'nda restoran, kafe, dinlenme ve piknik yerlerinin dışında Luna Park bölümleri ile yürüyüş ve koşu yolları da vardır. Altın Park, Ankara'nın Altındağ ilçesinin Aydınlık Evler semtinde bulunan ve 640.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu bir parktır. 1977 yılına kadar golf kulübü olarak kullanılan bu alana 1985 yılında açılan yarışmada birinci gelen projenin uygulaması ile bugünkü Altın Park ortaya çıkmıştır. Dikmen Vadisi, sıcak yaz günlerinde gerçek bir serinlik ve su ve yeşil ortam yaşamak isteyenler için ideal bir yerdir. Özellikle şehrin birçok bölgesinde aşırı sıcaklık etkiliyken burada muhteşem bir hava akımı var ve bu hava akımı terlemeden serinlikte rahatça zaman geçirmenizi sağlamaktadır. Eymir Gölü, Ankara il sınırları içerisinde bulunan bir göldür. Gölün arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne aittir. Doğa ile iç içe olmak isteyen insanlar Eymir Gölü'ne gidebilir. Gölün etrafında yürüyerek ya da bisiklet ile tur atabilirler. Ayrıca acıkınca burada yemek yiyebilecek birçok mekan bulunmaktadır ve fotoğraf çekmek için harika bir yerdir. Gölbaşı, Konya yolu üzerinde Mogan Gölü'nün kıyısında yer almaktadır. Çevresinde plaj ve gazinoların yanı sıra restoran ve kahveler bulunmaktadır. Sıcak yaz aylarında deniz özlemini bir parça da olsa gideren bir gezi alanı olan Gölbaşı'nın kıyıları kayık gezileri için de elverişlidir. Keçiören Teleferik, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunmaktadır. Teleferik'te Botanik Bahçesi ve Tepebaşı mevki Güçsüzler Yurdu olmak üzere iki istasyon vardır. Keçiören Teleferik toplam 3.303 metrelik kullanım alanıyla Türkiye'nin en büyük şehir içi teleferiği olma özelliğine sahiptir. Teleferik yolculuğu yaklaşık 20 dakika sürmektedir ve Ankara'ya bambaşka bir manzaradan bakma imkanı sunmaktadır. Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ulucanlar semtinde bulunmaktadır. Burası Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutuklu Evi veya Ulucanlar Cezaevi olarak 1925 ve 2006 yılları arasında faaliyet göstermiş bir cezaevidir. Türk siyasi ve edebi hayatında da önemli bir yere sahip olan Ulucanlar Cezaevi, restore edilerek müze ve kültür sanat merkezine dönüştürülmüştür. 2009 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları 2010 yılında tamamlanmış ve müze olmuştur. Tabiat Tarihi Müzesi, Ankara ili Çankaya ilçesinde Üniversiteler Mahallesi'nde bulunmaktadır. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nce 1968 yılında hizmete açılmış 4.000 metrekarelik bir alana kurulmuş olan müze 5 bölümden ve 3 kattan oluşmaktadır. İlk katta ülkemizde geçmişte yaşamış olan ve halen yaşamakta olan bitki ile hayvan örnekleri yer almaktadır. Giriş katında 6400 çeşide yakın fosil materyal bulunmaktadır. En dikkat çekenler Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alınmış olan etabur dinozor fosili ile Fransa'dan armağan edilmiş olan ve 15 milyon yıl önce Fransa'da yaşayan fil iskeletidir. Müzenin diğer katında ise petrografik örnekler ile süslenmiş halde bulunan 3300'den fazla eser sergilenmektedir. Atatürk Evi Müzesi, Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü etkinlikleri içerisinde Türk ulusunun atasına sevgi ve saygısının kanıtı olarak Selanik'teki Atatürk Evi'nin aynı plan ve ölçüler içerisinde bir örneği, Ankara Ticaret Odası'nın girişimi ile Çarmıklı kardeşler tarafından Atatürk Orman Çiftliği sınırları içerisinde yaptırılarak 1981 yılı 10 Kasım günü törenle ziyarete açılmıştır. PTT Pul Müzesi Ankara'nın Ulus semtinde bulunmaktadır. Bu müzede dünya pulları, Osmanlı Devleti pulları, Anadolu Hükümeti pulları, Türkiye Cumhuriyeti pulları ve 7 ayrı temadan oluşan tematik pullar sergilenmektedir. Ayrıca geçmişten günümüze posta, İstiklal Harbi'nde PTT ve nostaljik PTT alanları da müzenin diğer bölümleridir. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinin Ulus semtinde Namazgah tepesinde bulunan Sanat Müzesi ve Kültür Müzesidir. 6 Nisan 1980 tarihinde hizmete giren müze, Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türk plastik sanatının tarihinin oluşum ve gelişim dönemlerini yansıtan, sanat eserlerini içeren zengin bir koleksiyona sahiptir. Müzede Osman Hamdi Bey'den Abdülmecit Efendi'ye, Şeker Ahmet Paşa'dan Fikret Mualla'ya çok sayıda sanatçının orijinal eserleri sergilenmektedir. Pembe Köşk, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır ve Ankara'nın en eski evlerinden biridir. İsmet İnönü'nün 48 yıl boyunca yaşadığı ve birçok ilke şahitlik eden bir köşktür. 22 Şubat 1927'de Ankara'nın ilk balosu burada verilmiştir. İlk konserler, ilk sergiler, ilk bilimsel toplantılar, satranç ve bilardo, ata binme, engel atlama yarışmaları bu köşk ve bahçesinde düzenlenmiştir. Köşkün salonunda masanın etrafında Atatürk arkadaşlarıyla toplanmış, dönemin birçok sorunu burada tartışılmış ve çözülmüştür. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, Ankara'da bulunan üniversitelerden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı müzedir. Müzenin kurulma çalışmaları 2001 yılında başlanmış ve 2005'te tamamlanmıştır. Müzenin amacı M.Ö. 7000 yılından beri Anadolu'da gelişen teknolojinin tarihini belgelemek ve günümüz teknolojisini sergilemektir. Türk Hava Kurumu Müzesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır. Ankara'da Tarihi Paraşüt Kulesi'nin yanında havacılık tarihine, Türk Hava Kurumu'nun çalışmalarına ilişkin belge, fotoğraf ve maketlerin sergilendiği 19 Mayıs 2002'de ziyarete açılmış müzedir. Feza Gürsey Bilim Merkezi, Ankara ilinin Altındağ ilçesinde Altın Park bünyesinde faaliyet gösteren bilim müzesidir. Öğrencilerin eğlenceli bir ortamda bilimin temel prensiplerini öğrenmesi için kurulmuş bir tesistir. 23 Nisan 1993'te açılmıştır. Türkiye'nin 3 bilim merkezinden birisidir. Ankara Roma Hamamı, Ankara'nın Altındağ ilçesinin Ulus Meydanı'ndan Yıldırım Beyazıt Meydanı'na uzanan Çankırı Caddesi üzerinde yer almaktadır. 3. yüzyılda Septimius Severus'un oğlu Roma İmparatoru Caracalla tarafından sağlık tanrısı Asklepios adına yapılmıştır. Bugün Roma Hamamı olarak adlandırılan bu platformun bir höyük olduğu, en üstte Roma çağı, onun altında Frig devri yerleşmesinin kalıntıları tespit edilmiştir. Nata Vega Akvaryumu, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Nata Vega Outlet'in içerisinde yer alan devasa büyüklükte bir akvaryumdur. Akvaryum toplamda 21 ayrı bölümden oluşmaktadır. Toplamda 5000 metrekare alan içerisine kurulu akvaryum Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın ise ikinci büyük akvaryumudur. Akvaryum 2012 yılında Ankaralıların hizmetine girmiştir. Akvaryumun içerisinde tatlı su balıkları, deniz balıkları ve çeşitli sürüngenler yer almaktadır. Değerli vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Yeni videolarımı yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz.